يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Çok değerli kardeşlerim, Cuma'dan önce kısa bir miktar İmam-ı Nevevi Hazretlerinin Riyaz-ı Salihin Nam hadis kitabından takip ediyoruz. Sabır bahsindeyiz. Sabırla alakalı 5-6 ayetin üstünde durduktan sonra uzunca bir hadis-i şerif vardı. Ona başlamıştık. Üstünde de bir veya iki sohbet kısa kısa durmuştuk. Hadis-i şerifi vaktin kısalığından dolayı tekrar etmeyeceğiz. Hadis-i şerifin içinde geçen ve sabru ziyaun, sabır bir ziyadır. Ziya kelimesi üstünde durmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak güneşe ziya der, aya da nur der. Ziya ile nur arasındaki fark, ışığı, ışısı, ısı, ışınları, ısısı ve renkleri kendinden olursa ona ziya deniyor. Ama bir aydınlıktan, bir ışından alıp da aksettirirse ona da nur deniyor. Ve ceale şemsa ziyaen vel kamera nuren. Biz güneşi ziya, ayı da nur yaptık ifadesiyle ayın zatında bir hararet olmadığına da dikkat çekiyor. Güneşten alıp aksettiriyor sadece. Ziya kelimesi zatından enerjisi olan, zatından bir ısısı, hareketi, harareti olana deniyor. Efendimiz Aleyhisselam da sabrı ziya ile ifade etmiş. Sabır bir ziyadır. Yani sabır öyle bir cevherdir ki, o sizin için bir enerji kaynağıdır. Sizi harekete getiren en önemli bir faktördür. Anil merkez güçtür. Ve güneş gibi zatından hararetiyle beraber renkleri olan, sizin farklı şekilleriyle de inkişafınıza sebebiyet verecek olan ve Allah nazarında hem de zati olarak bir değer ifade eden çok önemli bir cevher demektir ki sabırla ziya arasındaki bu bağlantı saatlerce anlatılabilir. Hadis-i şerifin devamında iki cümle daha kalmıştı. Vel Kur'anu hucjetun leke ev aleyke. Bu tabiri ezberleyiniz siz de. Vel Kur'anu hucjetun leke ev aleyke. Kur'an senin lehinde veya aleyhinde bir hucjettir. Ölçü veya delil manasındadır. Özellikle şerhlerine baktım. Kur'an-ı Kerim'in hüccet olması, eğer sen Kur'an cemaati isen, Kur'an'ı okuyorsan, okuduğunu anlayabiliyorsan, anladığını yaşayabiliyorsan, Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine göre hayatını geçirdiysen, öbür alemde senin mümin olduğuna dair en büyük hüccet, en büyük delil Kur'an olacaktır. Kabirde senin elinden tutacak, sen böyle azap çekemezsin, seni kurtaracağım diyecek birisi var. Sen kimsin diye sorduğunuz zaman diyecek ki ben senin dünyada okuduğun ve benim ölçülerime göre yaşadığın Kur'an'ım diyecek. Özellikle haşir meydanında hesaba çekildiğimiz zaman, burası hadisin yorumu açısından daha ileri seviyede ele alınmış. Bizim
mizanda hesabımız tartıldığı, görüldüğü zaman hangi ölçüye göre biz hesaba çekileceğiz? Şunlar haram, sen haram işlemişsin. Şunlar sevap, sen kulluk yapmış, ibadet yapmış, taatta bulunmuş, sevap kazanmışsın. Neye göre? Bu mevzudaki mizan, genel ölçü Kur'an'a göredir. İşte Kur'an-ı Kerim senin lehinde veya aleyhinde hüccettir demek, öbür alemde Kur'an ölçülerine göre hesaba çekileceksin demektir. Hani Üstad Bediüzzaman Hazretleri de diyor ya, benim sözlerimi bile ben söylediğim için tamamını kabul etmeyiniz. Mihenge vurunuz, ölçüye. Eğer altın çıktı ise koynunuzda saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne, bedduayı arkasına takıp bana reddediniz diyor. Mihenge vurunuz, hangi mihenge vuracağız? Büyük zatların sözleri doğru mu değil mi? Anlattıkları bize göre yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Büyük zatlar derken ulemadan evliyaya kadar, ondan siyaset dünyasındaki idarecilere kadar. Sözleri bizim için geçerli mi değil mi? Onları ölçüye vuracağız. Ölçü ise bizler için tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. El-Kur'an-ı hüccetün leke ev aleyke hadisi şerifi. Hadisin bu bölümündeki cümle, öbür alemde Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre hesaba çekileceksiniz demektir. Öyleyse şöyle bir hadis-i şerifle meseleyi bütünleştirelim. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Bir hesap günü var. Hesaba çekileceğiz. İğneden ipliğe kadar. Atom ağırlığınca bir sevap, bir hayır. Atom ağırlığınca bir şer, bir günah işledi isek bunların dahi hesabı var, hesaba çekileceğiz. Ahiretteki hesaba çekileceğimizde ölçü Kur'an-ı Kerim. Öyleyse o hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz demek, bu dünyada yaşarken ben ne kadar Kur'an'a uyuyorum? Yani ben ne kadar canlı Kur'an'ım, fiili bir Kur'an'ım? İşte bunun üstünde kendimizi bir ölçüye, bir tartıya mutlaka koymalıyız. Şöyle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize verdiği vazifeleri yazalım. Kur'an-ı Kerim'den iktibasla bir sayfa, bir dosya çıkartalım. İmandan tutulmuş şirksiz imana kadar, münafık alametlerinden müminlik vasıflarına kadar. Ve sonra farz olan amellerden, vaciplerden sünnete kadar. Şöyle sağ tarafa bir bunları yazalım. Bir de diğer tarafa Kur'an'da Allah'ın bizler için yapılmamasını istediği, sakın ha yapmayın dediği şirkten tutunuz. Kimler münafık? Münafık alametleri nedir? Onlardan hangi tür haramlar ve günahlar var? Mekruhlara kadar bir de bunları yazalım. Sonra kendimizi her gün bu mihenge vuralım. Ben 24 saat hayatım içerisinde ve koskoca bir ömrüm içerisinde, çünkü öbür alemde bu ölçülere göre hesaba çekileceğime göre, şimdiden ben kaç gram müminim, kaç gram, kaç kilo Kur'an-ı Kerim'e uyabiliyorumun muhasebesini mutlaka yapmalıyız. İşte Kur'an-ı Kerim ahirette böyle yapanlar içerisinde aynı zamanda hüccet olacaktır. Ben bugün biz Müslümanlar olarak böyle yaşadığımızı görmüyorum. Örfi bir Müslümanlık var. Babamızdan duymuşuz. Annemiz bir şeyler anlatmış. Yarım yamalak hocalara gittiğimiz zaman onlardan bir şey duymuşuz. Yani namazımız Kur'ani bir namaz mıdır? Zekatımız Kur'ani midir? İnsanlarla münasebetlerimiz, muaşeretlerimiz, ticaret hayatından aile hayatına kadar acaba benim hayatım ne kadar Kur'an'a uygun düşüyor,
Bunun üstünde herhalde bir mümin olarak durmamız lazım. Yoksa öbür alemde Kur'an aleyhimizde davacı olacak. Ölçüye getirilecek hareket. Kur'an diyecek ki, ya Rabbi bu bana uymuyor. Şu ölçü, bu adamın yaptığı şu işler bana uymuyor. Biz iyi yaptığımız, zannettiğimiz şeylerden bile dökülme tehlikemiz, sınıfta kalma ihtimalimiz olacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e göre şekillenmeliyiz. Tekrar edeyim bunu. Ahlakımıza kadar. Ahlakımıza kadar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra sahabe-i kiramdan bazıları, özellikle Ayşe validemizin de akrabası olan Şifa'yı görüşen Ata İbni Rebah Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi, ya Resulallah, ya Ayşe, ey anamız, Hazreti Ayşe validemize, Efendimizin ahlakından bahseder misiniz? O nasıl ahlak sahibiydi? Hazreti Ayşe validemiz, siz Kur'an okumuyor musunuz dedi. İşte onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an ölçülerine göre hayatta ahlaklı olur bir insan. Veya değilse ahlaksız olur. Onun için hadis-i şerifteki bu cümle üstünde duruyorum. Vel Kur'anu hüccetün leke ev aleyke. Kur'an-ı Kerim senin için lehinde veya aleyhinde hüccet olacak, delil olacak, şahit olacaktır. Ahirette Kur'an'dan şefaat bekleyip dururken, ya Rabbi bu ben Kur'an cemaatiyim dedi ama fakat hareketleri hiç Kur'an ölçülerine uymadı diye aleyhimizde delil olma, şahit olma ihtimali veya bizler için tehlikesi de vardır. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvem. İsra suresinde geçen bu ayette muhakkak ki Kur'an sizleri her şeyin en kıvamına, en mükemmeline hidayet eder. Olgun ağaç olmuş, olgunlaşmış meyveler. Bir insanın kamilleşmesi, mükemmel insan olması ahlakıyla beraber böyle bir kıvama hidayetinin ancak Kur'an sayesinde olacağına Cenab-ı Hak dikkat çekiyor ki Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre hayatını şekillendirmeyen insanlar cüce insanlar, bodur insanlar, zavallı insanlar, ermemiş ham ruhlar öbür aleme gittiği zaman da Kur'an-ı Kerim onların aleyhinde şehadet edecek, tabii ki şefaat etmeyecek ve o da bizi perişan edecek. Cenab-ı Hak böyle kötü bir akibetten bizleri muhafaza buyursun. Amin. Hadis-i şerifte bir cümle daha vardı. Küllün nâsi yâdû febâ'i'un nefsehu femûtikuhe ev mûbikuhe. Sabah çıktığı zaman insan sokağa, evinden çıktı sabah. Nefsiyle beraber çıktı. Nefsini rehin alması lazım. Ya haramlar işleyerek nefsini şeytana köle kılacak veya onlardan kurtularak nefsini Allah'tan satın almış olacak. Bu sokağa çıktığımız zaman nefsin rehin olmasıyla alakalı da önemli bir ölçüyü inşallah hutbede, cuma hutbesinde kısaca bahsederek bu hadis-i şerifteki bölümü inşallah tamamlamış olacağız. İnşallah. Cenab-ı Hak akıbet ve ahiretimizi hayırlı eylesin.